Mutlu pazarlar. Yepyeni bir programla spor keyfiyle yeniden karşınızdayız. Spor keyfine bu hafta her hafta olduğu gibi evde spor yaparak başlıyoruz. Spor keyfinde her hafta olduğu gibi bu hafta da evde spor yapacağız. Ekranınıza gelen bu hareketi bir dakika boyunca gerçekleştireceğiz. Ellerimizi birleştiriyoruz. Dirseklerimize kadar yukarıya aşağıya doğru indirip kaldırıyoruz. Bu hareketi ne kadar yavaş yaparsak bizim için o kadar iyi olacak sayın seyirciler. Bir dakika boyunca bu hareketimizi gerçekleştireceğiz. Ekranınıza gelen bu hareketi evde, iş yerinde, müsait olan her yerde rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu hareketin faydalarına gelince kol kaslarımızı çalıştırıyoruz. Gergin kol kası istiyorsak bu hareketleri yapmamızda fayda var. Temel hareketlerimiz bunlar. Şimdi diğer hareketimize geçeceğiz. Evet, sırada hep yeni bir hareketimiz var. Hazırız, başlıyoruz. Evet, dizlerimizi kırdık, öne doğru geldik. Bu şekilde duruyoruz ve kollarımızı ileriye geriye yapıyoruz. Ön ve arka kol kaslarımız çalışmış oluyor bu hareketle birlikte. Bir dakika boyunca da bu hareketi yapacağız. Ayaklarımızı birbirine yakınlaştırdık, dizlerimizi kırdık. Yere doğru bakıyoruz. Öne geldik, yere doğru bakıyoruz. Kollarımızı geriye doğru esnettik ve tekrardan katladık. Bu hareketle de kol kaslarımızın birçok noktasını çalıştırmış oluyoruz sayın seyirciler. Bir dakika boyunca da bu hareketi yaptık. Şimdi sırada diğer hareketimiz var. Bu hareketi de spor salonuna gitmeden evde rahatlıkla yapabilirsiniz sayın seyirciler. Kollarımızı birleştiriyoruz. Arkaya doğru esniyoruz. 40 saniye boyunca bu hareketi yapacağız şimdi. 1 dakikalık süremizden 40 saniyemiz kaldı. 30 saniye, son 30 saniye daha bu hareketi yapacağız. Bu hareketin adı chest press. Bu hareketle göğüs kaslarımızı çalıştırıyoruz. Spor salonuna gitmeden evde bu hareketleri yapabilirsiniz sayın seyirciler. Malum kış ayları, yaz geliyor, iyi hazırlanmak lazım. Bye.
I'm That is not fun. Bu hafta spor köşemizde free run var. Free run nedir mi? Bu sorunun cevabı şimdi sizlerle. Serdar Hoca ile beraberiz. Serdar Hoca 63 yaşında, doğru muyuz hocam? Evet, o kadar oldu galiba. Ama genç gösteriyorsunuz bayağı. Sağ ol, teşekkür ederim. Serdar Hocam da free run yapıyor. Serdar Hocam'a soracağız bakalım. 63 yaşındaki bir sporcunun free run yapması nasıl bir durum? Herhangi bir getirisi götürüsü var mı? Hocam sorunuzu aldınız, başlayalım. Getirisi çok tabii. Yani bir de götürüsü de yok gibi. Öyle başlayalım. Ben daha önce başka sporlar da yapıyordum, fitness yapıyordum, işte tenis oynarım, basketbol mutlaka haftada birkaç maç yaparım falan. Parkura başlamadan evvel kendimi böyle bütün kaslarını çalıştıran atletik bir sporcu olarak düşünüyordum. Parkurun daha ilk gününden sonra vücudumun hiç çalışmayan o kadar çok kası olduğunu fark ettim ki ertesi gün ağrı içinde uyandım. Kolumu kaldıramadım, yataktan kalkamadım. Ve o zaman fark ediyorsunuz işte, yani ne kadar az kasınızı, nasıl verimsiz kullandığınızı öyle bir durumda hemen fark ediyorsunuz. Daha sonra bağımlısı oldum parkurun zaten. Yani aşağı yukarı 2,5 senedir sürekli yapıyorum ve şimdi kendimi çok iyi hissediyorum. Gayet de fitsiniz. Yani hocam. Peki götürüsünden bahsedecek olursak herhangi bir zararını gördünüz mü? Yani yaşınız itibariyle soruyorum. Ya da bir ağrınız vardı, free run yaparak bu ağrılardan kurtuldunuz mu? Böyle şeyler de başınıza geldi mi? Şimdi basketbolda tabii bir takım sakatlıklar oluyordu oynarken. Ayak burkulması, işte bel incinmesi falan gibi. Ama bu spor sayesinde o kadar güçleniyorsunuz ki yaptığınız diğer sporları da etkiliyor. Yani beliniz, karın kaslarınız, işte omuzlarınız hepsi güçleniyor. Dolayısıyla o sporları da daha rahat ve daha güçlü bir şekilde yapar hale geliyorsunuz. Mesela benim neredeyse 3 senedir hiç ayağım burkulmadı. Hiçbir sakatlık yaşamadım. Basketbolda sert oynuyoruz bayağı. Hiçbir sakatlık yaşamadım şimdiye kadar. Yani hocam diyor ki free run yaparak vücudumun çalışmayan, yani diğer sporları yaptığımda çalışmayan kaslarını free run sayesinde çalıştırdım ve böylelikle en ufak bir sakatlık bile yaşamıyorum artık. Çünkü vücudumun diğer bölgeleri, bütün bölgeleri güçlendi diyor Serdar Hocam. Doğru muyum hocam? Çok doğru tanımladım. Çok güzel ifade ettin. Evet, ben bu kadar güzel ifade edememiştim. Doğru. Peki hocam, 2,5 yıldır yapıyorsunuz. Evet. Spora ilk başladığınızda, free run'a ilk başladığınızda, ben izledim videoları, ben hiç yapmadım. Spor keyfi izleyenleri de şu anda belki de free run'ı yeni duyuyorlardır. Hocam bir çekingenlik oldu mu? Mesela atlıyorsunuz, taklalar atıyorsunuz, havuzlara düşüyorsunuz. Şimdi eğitim sürecini Ömer hocamız bizim başladığımız zamanlarda o kadar güzel ayarlamıştı ki.
Yani ölçekler küçüktü. Çok uzak mesafelere, çok yüksek yerlere veya çok yüksek yerlerden aşağıya atlamıyorduk. İnşallah biraz sonra Ömer Hocam bize korkma. ölçekleri en ufak şekilde ayarlar artık. Evet, yani yeni başlayanlarla hep öyle çalışıyoruz. Çünkü önce kasların ve eklemlerin bu hareketlere alışması lazım. Alışmayınca sen istediğin kadar güçlü ol, bir yerden bir yere atladığında parmakların orayı tutması, kavraması ve vücudunu taşıması mümkün olmuyor. O zaman şu yola çıkıyoruz, kesinlikle ısınmamız gerekiyor ilk etapta, değil mi? Mutlaka. Yani en basit hareketimiz ısınma olacak. Free run'da kilit hareketimiz ısınma. Yoksa herhangi bir sakatta Allah korusun. Her sporda öyle zaten. Neden olabiliriz? Hani biraz daha free run daha aktif olduğu için, hani yerimizde durmadığımız biraz daha için daha yoğun ısınıyoruz zaten. Evet. Göreceksin yaparken de ısınmaya başladığımızda. Hocam gözümü korkutuyorsunuz. Evet, ısınmak da zor biraz. Peki hocam, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Sizin bir çağrınız var mı spor keyfi izleyenlerine? Gelin free run yapalım diyebiliyor musunuz? Tabii ki gelsinler, her yaştan kadın erkek gelsinler, bir denesinler. Yani denemek sonuçta hem öyle çok pahalı bir şey değil, hem de eğlenceli. Yapıp yapamayacaklarına denedikten sonra karar verirlerse bence kendileri için en doğru şeyi yapmış olurlar. Yani hocamı görüyorsunuz, maşallah var. Taş gibi yani. Elimiz belde, başımızı iki sola iki sağa çevirerek boynumuzu hareket ettiriyoruz. Şimdi bir omuzumuzdan diğer omuzumuza, çenemizi göğsümüze sürterek döndürüyoruz. Kafamızı tuttuk, bastırdık bir tarafa doğru. Şurada boynumuzun gerildiğini hissetmeniz lazım. Hissediyor musunuz? Diğer tarafa. Şimdi tepeden aşağıya bastırıp ensemizi geriyoruz. Şimdi çenemizi yumruğumuzu koyup kafamızı kaldırıp elimizi de itiyoruz. Boynumuz ve ensemiz esiyor. Evet, omuzlara geldik. Omuzlarımızı mümkün olduğu kadar büyük daire şeklinde çeviriyoruz. Kollarımızı açtık. Önce küçük daire yapıyoruz. Hızlı biraz. Biraz büyüttük daireyi. Biraz daha büyüt. Şimdi savuracaksın kolları. İyice arkaya gitsin ve yukarı kadar çıksın böyle benim yaptığım gibi. Savur rahat rahat, aşağıya insin. Durduk. Geriye doğru yapıyoruz aynı hareketi. Küçük daireler. Evet. Daireler sonradan büyüyor. Evet, öğrendin. Biraz daha büyüt. Şimdi iyice savuracağız arkadan öne doğru. Bir elimizi omuzumuza koyduk buraya. Diğeriyle dirseği tuttuk yukarıdan. Bu tarafa doğru, omuzumuza koyduğumuz el tarafına doğru çekiyoruz kendimizi. Yo, doğru yaptın benim. Bu taraf. Evet. Yan kong hareketinde elimizi bu ayağımızın hizasına, sol elimizi koyuyoruz. Diğerini onun yanına koyuyoruz. Sonra kalçalarım iyice alt atıp sıçrayıp gittiğim yöndeki ayağımı o tarafa doğru açıyorum. Aynı hareketi tekrar yapıyorum. Böyle. Evet. Değil mi hocam? Çok uzağa koyma elleri. Evet. Devam. Güzel. Aç ayağını gittiğin yöndeki. Güzel. Evet, bu oldu. Yaptım. Yaptın ama zorlandın. Şimdi kertenkele yapman lazım. Kertenkele hareketi de. Başlangıç pozisyonu bu. Bu bir taraftaki elimizle ayağımız birbirine yakın. Diğerleri uzak. Sonra çapraz olarak sağ elimi ilk atıyorsam sol ayağımı da aynı anda kaldırıp yere push-up yapıp. Yandık ya. Yanacak bir şey değil, kolay. Bu hareketin adı keltenkele hareketi. Evet. Şöyle. Onlar yakın, evet. Bu kol ve bu ayak. Dizini yere koymayacağız. Dizini yere koymayacağız. Bir daha. Gel bakalım buraya. O kadar kolay değil göründüğü kadar. Evet. Şu ayağını kaldır dizini yerden. Sadece ayak gelecek buraya, tamam. Şimdi. Bu kol ve bu ayak. Evet, güzel. Push-up. Evet, güzel. Push-up yapma. Hocam. Neyse, idare edelim. Tamam. Bu... Devam. Kanadı kırık keltenkele. Biraz.
Zorlama olsun. Bitti. İşte bunlar hep güçlenmek için, kaslarımızı güçlendirmek için yaptığımız. Aynen şeyler. Hocam. Tamam, son iki hareket. Seviyorum zaten şu anda. Çok çok basit bunlar. Bileklerini tutacaksın. Ördek mi oluyor hocam? Ördek hareketi, evet. Böyle yürüyeceksin buraya kadar. Bunu ilkokulda yaptırmıştı hocam size. Hocam şimdi, inanın çok zor ya. Siz de alıştığınız için çok kolay geliyor ama ısınma hareketleri de çok zor. Hepsi yapıyor valla. 5,5 yaşındaki çocuktan 50 yaşındaki kadına kadar hepsi yapıyorlar. Evet. İnat etti. Sen çok acele ediyorsun. Benimkisi koşan ördek. Acele edersen dengen bozuluyor. Şimdi çift ayakla yapacağız. Hafif hafif sıçrar. Çok ileri doğru sıçrarsan yine düşersin. Yukarı doğru sıçrayacaksın. Yukarı doğru. Evet. Güzel, bak bu sefer daha rahat oldu. Şimdi temel hareketlerimizden roll'la başlayacağız. Rolling, herhangi bir yerden düştüğümüzde, atladığımızda darbeyi emen, bizim yere çok sert çarpmamızı ve vücudumuzu sakatlamamızı engelleyen bir yuvarlanma hareketi. Jimnastikteki taklanın biraz değişik bir versiyonu. Şöyle yapıyoruz. Bunun üstüne çıktık. Vücudumu biraz yan çeviriyorum. Çünkü bu sanki yamuk atılan bir takla gibi gözükecek. Elimin bir tanesini öne koyuyorum, yan yana. Ve sonra dirseğim, omuzum ve bu omuzum üzerinden atıyorsam diğer kalçamın üzerine inmem gerekiyor. Çünkü çapraz olacak şekilde. Çizgi varmış gibi sırtımda. Omurgamı en az yere değdirmem için bu. Omurga yere çarptığı zaman bütün sakatlanmalar oradan geliyor çünkü. Ve kalkarken de ayağımı kıvırıp hızlıca kendimi itip elim ve ayağımla kalkabilmem lazım. Yani şu, yapıyorum hemen. Şöyle. Evet, bir el önde. Evet ama vücudunu pat diye atma. Elimi koyuyorum. Öne doğru yuvarlanıyorum yine. Yana doğru değil. Öne doğru yuvarlanıyorum ama yanmış gibi gözüküyor. Yani düz bir çizgi üzerinde geliyorum yine. Evet, bu daha iyi. Dizini kırsaydın olacaktı. İlk önce yapman gereken basit hareket şu. Yani elini koyuyorsun. Ayağını da buraya koyacaksın. Bu ayağını bunun içinden geçirip buraya atlayacaksın. İlk önce onu yap. Elimi koyacağım. Diğer ayağını bunun üzerine sıçrayacaksın. Öyle değil. Öyle tırmanın gibi değil. Bak. Koydum elimi. Atladım üzerine. Şu ayağımla da dengeliyorum onu. Bunu buradan geçirip buraya geliyorum. Evet. Güzel. Bu iyi oldu. Evet. İlk kez başarılı bir hareket yaptım. Çok mutluyum. Deniyoruz tekrar. Yine. Güzel. Şimdi bir başka versiyonuna daha geçeceğiz. Bakalım onu yapabilecek misin? Geleceğiz. Aşağıya doğru eğileceğim. Ellerimi ortasına, önüne değil, ortasına koyacağım bunu. Ortasına koyduktan sonra yukarıya sıçrayıp buraya geleceğim ve aşağıya atlayacağım. Güzel. Onu da yaptım. Bir iki defa daha yap bunu. Yok öyle değil. Elimizi koyacağız. Elimizi koyup kendimizi itiyoruz. Evet, güzel. Şimdi yapacağımız bunun daha gelişmiş versiyonu. Kong işte bu. Bunda hız gerekiyor. Yani hızını gelip orada kesersen karşıya geçemezsin. Buradaki ivmen seni öbür tarafa doğru atacak. Yani biraz önce yaptığının aynısı. Sadece buraya hızlı gelip hızlı yapacaksın. Güzel. Helal. Şimdi bir duvara nasıl atlanacak, oradan geriye nasıl atlayacağız onu öğreneceğiz. Bir yere çıkarken ilk önce zaten ellerimizi koyup dizimizi hiçbir zaman koymuyoruz. Nereye çıkarsak çıkalım. Dizimizi çarparsak çok acır çünkü. O yüzden ayağımızı koyarak çıkıyoruz. Çıktık. Bir yere atlarken duvara
ellerimizle uzanıp atlamıyoruz çünkü göğsümüz ve dizimiz çarpıyor. Onun için ilk önce ayaklarımı dayıyorum duvara. Kalça hizama kaldırarak duvara ayaklarımı dayıyorum. Pozisyonumuz bu ve kollarımı hiçbir zaman çekmiyorum. Dümdüz bırakıyorum. Böylece kaymıyorum aşağıya. Buradan geliyoruz buraya. Buraya geldikten sonra kalçamı aşağı doğru alçaltıp yukarıya doğru yükseltirken elimi de bırakacağım ve bir ayağımı da çevirerek uygun pozisyonda dönmeye çalışacağım. Yani şu. Buraya düzgün atlaman için yukarı çıkıp aşağı inmen lazım. Sonra buradan atlayacağız. Bu da önce ayaklarımın oradan geçmesi lazım. Çünkü ellerimle atlarsam vücudumu oradan geçirmem mümkün değil. Onun için önce ayaklarımı atıyorum. Oradan geçiyor. Geçerken elimi tutuyorum. Buraya çıkıyorum. Şuraya atlayacağım. Atlarken dizlerimiz hep açık ve ellerimizi aradan yere koyuyoruz. O da başımız, burnumuz dizimize vurmasın. Şimdi oraya atlayıp roll yapacağım. Bir adım aldım, atladım ve kalktım. Evet, gel bu tarafa. Geri atla. Güzel. Önce ayaklar. Önce ayaklarını fırla. Güzel. Çıkamadım. Bir daha. Hızlı. Hızlı olacak. Evet. Buraya atlayıp ellerini koyuyorsun. Aradan. Evet. Oraya atlayıp roll. Hadi bakalım bir daha. Hazırız hocam. Başla. Güzel. Güzel, bu sefer doğru oldu. Gel geri. Güzel. Şimdi önce ayaklar. Evet. Evet. Öne doğru savrulmamak için önce yukarı gideceksin, sonra aşağı ineceksin. İleri anladım hocam. Evet, güzel. Tamam, şimdi normalde çıkamayacağımız bir yüksekliğe bir yere tutunup nasıl kendimizi yukarı alabileceğimizi göreceğiz. Şunun üzerine atlıyoruz ya, oradan başlayacağız. Daha sonra bütün parkuru yeniden yapacağız. Bunun üzerine şuradan atladıktan sonra ellerini koydun, kalktın. Yine orada yaptığımız gibi ketlip hareketiyle önce ayağımızı koyuyoruz. Kollarımızla tutunuyoruz ama hiç dirseğimizi kırmıyoruz. Kollar dümdüz. Sadece ayaklarımı, kalçamı iyice aşağıya yaklaştırıp hızla itiyorum. Hızla itince bu pozisyona geldikten sonra buraya çıkmak kolay. Buraya çıkıyoruz. Sonra oraya atlıyoruz. Ve bir roll yapıyoruz. Çok zevkli. Yandık, yandık. Yandık. Evet, hızla it kendini dümdüz. Çok. Kolları çekmek. Çekersen kayarsın. Kolları çektiğin zaman... Nasıl kolları çekmeyeyim hocam? Dümdüz olacak. Yani kolunla çıkmaya çalışırsan şu harekette hiçbir zaman çıkamazsın. Çünkü kollarının gücü seni taşıyacak durumda değil henüz. Bak, bunu ben böyle yapmıyorum. Ne yapıyorum? Dümdüz duruyorum. Sadece kalçamı alçalttım. Hızla itiyorum. Bak dirseklerime bak. Hiç kıvırmıyorum kolumu. Dümdüz. Onu yapamam ben ha. Yapacaksın. Ben ayağından destek olacağım senin. Alttan. Tamam. Başlıyorum hocam. Kay bakalım. Kolları kırma yeter. Ayakları koy oraya. Evet, şimdi it kendini hızla. Hızlı it. İt. Hocam. Evet. Rezil olduk. Bravo. Bravo. Hocam burası çok uzak ya. Gel. Biraz yaklaştıralım. Hadi bakalım. Çıkışım efsaneyi yalnız. Köşeye rol yapacaksın bu tarafa doğru. Ya hocam ben nasıl atlayacağım burada? Aç bacaklarını atla, kolay. İşin zevki bu. Korkuyorum ya, çok uzak hocam ya. Yaklaştırdım. Bir adım atsan zaten ortasına geleceksin, hadi. Gördün mü nereye kadar geldin? Evet, güzel, bravo. Çok iyi oldu. Şimdi havuza atlıyorsun, havuza atlarken de dizlerimizi hep açıyoruz. Hadi. Nasıl atlayayım mesela hocam? Şöyle yapacaksın, atlayacaksın aşağı. Evet. Bravo.
Spor keyfinde bu hafta free run yaptık. Değerli hocamız Serdar Hoca bizlere free run'ı anlattı. Ömer Hoca da açılımını anlattı. Ömer Hocamı programın sonunda aldık. Hocam dedik spor keyfi izleyenlerine nasıl bir çağrım var, neler söylemek istersin? Hocam top sizde. Senin de deneyimlediğin gibi burada çok eğlenceli bir iş yapıyoruz. Hani spor yapma olmanın ötesinde işi zaten... devamlı kılan şey eğlence faktörü aslında. Evet. Burada harika, şimdi, keyifli gerçekten. Evet, en eğlenceli kısmını yapıyoruz ve o eğlenceyi kaçırmadan yaptığında çaktırmadan bir şeyler öğreniyorsun işin sonunda. Ve bu hayata dair yegane kullanabileceğin bilgiler aslında. Getirileri de oluyor vücudumuzda. Kesinlikle öyle. Yani şu anda ben ısındım, yaptım ve vücudumun pek çok noktasını gerçekten çalıştığını hissettim. Harika bir spor diyebiliriz hocam. Evet hocam, virgülü koyduk. Çağrınız nedir spor keyfi izleyenlerine? Hala hareket edebiliyorken gelin bu vücudun hakkını verelim. Akro Akademi'ye hepinizi bekleriz. Hocamı duydunuz. Biz de spor keyfi izleyenlerine gelin buyurun burada. That's all, folks.
Evde spor yapmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz sayın seyirciler. Yepyeni bir hareketimiz var sırada. Bir dakika boyunca bu hareketi yapacağız. Kollarımızı uzatıyoruz. Uzattıktan sonra daireler çiziyoruz sayın seyirciler. Olduğumuz yerde. Bu hareketle birlikte kol ve omuz kaslarımız çalışıyor. Malum kış ayları, kilo alma ayları. Bu aylarda bu hareketleri evde yapmaya ihtiyacımız var. Şimdi bu hareketin tersini yapıyoruz. Önce ileriye doğru daireler çizdik. Şimdi de geriye doğru daireler çizeceğiz. Bir dakika boyunca bu hareketimizi yapıyoruz. Sağlıklı bir vücut istiyorsak bunları yapmamızda fayda var sayın seyirciler. Şimdi yeni bir hareketimiz var sırada. Bu hareketimizi noktaladık. Bir dakika boyunca da bu hareketi yapacağız. Evet. Geriye doğru esniyoruz. Öne, geriye. Bu hareketle de omuz kaslarımız çalışıyor. Bu bölgelerimizde, özellikle omuz bölgelerinde pek çok hastalık oluyor. Bunlardan bir tanesi de kireçlenme hastalığı. Bu hareketleri yaparak da bunlardan kurtulabiliriz sayın seyirciler. Bir dakika boyunca da bu güzel hareketi yapacağız. Öne doğru esniyoruz. Hemen ardından geriye doğru esniyoruz. Her hafta olduğu gibi spor keyfinde bu hafta da evde spor yaptık. Bu hareketleri müsait olan her ortamda rahatlıkla yapabilirsiniz sayın seyirciler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'den çocuklara yani öğrencilere büyük jest. Karnesini getiren öğrenciler Silivri Kapı buz pistinde ücretsiz olarak buz pateni yapabiliyor. Talk for a reason, sing for a reason, some may say I lost my mind. Trust for a reason, fight for a reason, look. Karnesini alan buz pistine koştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'den çocuklara büyük bir jest geldi. Spor AŞ geçtiğimiz yarı yıl tatili döneminde hayata geçirdiği Karneni Getir Buzdakay projesini bu yılda devam ettiriyor. Projenin adı Karneni Getir Buzdakay 2. Spor AŞ karnesini getiren öğrencilere ücretsiz buz pateni yapma imkanı sunuyor. Fatih'te bulunan Silivri Kapı buz pistine çocukların ilgisi büyük. Evet, karneni getirdin, kaymaya başladın. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor, artık hızlandım. Öğrenebildin mi? Evet. Hocaların yardım ediyor mu? Bazen evet. Arkadaşlarınla uyumun nasıl? İyi. Beraber mi kayıyorsun? Abinle beraber kayıyoruz. Karnen nasıl Deniz? İyi. Çok iyi. Burada dengemizi sağlayabiliyoruz. Genellikle denge. Ve ayrıca burada eğleniyoruz. Kayabiliyor musun? Evet, kayıyorum. Karnen nasıl peki? İyi. Hocaların yardım ediyor mu? Evet, ediyor. Ne kadardır kayıyorsun? Yeni mi geldin? Daha önce bir kere de gelmiştim. Bu ikinciye geldim. Evet, karneni aldın. Kaymaya başladın. Nasıl bir duygu? Güzel bir karne ile kaymak. Eğlenceli. Kaymak çok eğlenceli ve güzel. Karnesini getiren öğrencilerle eğitmenler yakından ilgileniyor. Gelen bütün öğrencilerimizi ücretsiz bir şekilde buzda hem eğitim veriyoruz hem serbest seanslarda kaydırabiliyoruz yani. Sadece bu projemiz de yok bizim. Haftanın 5 günü hatta haftanın 7 günü farklı farklı projelerimiz var.
Hafta içi zaten ücretsiz seanslarımız var. Sadece sağlık raporlarını almaları yeterli olabiliyor. Hafta sonu da özel kurslarımız var. Ekstra yetenekli gördüklerimizi ekstra orada da keşfedebiliyoruz. Bu şekilde sabahın 8'inde başlıyor. Akşamın 10'una kadar hizmet verebiliyoruz yani. Kesinlikle çok iyi bir organizasyon. Bu ikincisini düzenledik. Geçen sene Karneni Getir, Buzda Kayın ilk projesini yaptık ve 4700 çocuğumuzu ağırladık. Bunun için ilk olmasına rağmen büyük bir başarıydı. Bugün bu projenin 8. günü. Yaklaşık 1200 öğrencimize hizmet vermiş bulunuyoruz 8. günde olmasına rağmen. Sadece karne projesi olarak. Çocuklar mutlu, biz mutluyuz. Eğlenerek devam ediyoruz. Merhaba, Alev Kahraman Çimen. 6 senedir Spor AŞ'de görev yapmaktayım. Beden eğitim mezunum ben de Koca Üniversitesi. Yani sizin gibi hocalar olduğu sürece ben de burada öğrencilerin çok iyi eğitileceğini düşünüyorum. Çok teşekkürler hocam. Hocam sizi unuttuk, sizden alalım. Bizi düşmüştü ona. İsmim Recep Yerer. 3 yıldır buz pateni eğitmenliği yapıyorum. Söylediğimi yine tekrarlayayım ben. Gerçekten sizin gibi güzel hoca olduğu sürece ülkemizde bence buz patenine ilerleyecektir. Çok teşekkürler. İsa İnanlı ile beraberiz. Evet, harika bir organizasyon yaptınız. Evet. Karne getiren öğrenciler burada gözetmenlerle birlikte, değerli hocalarıyla birlikte kayabiliyorlar. Genel olarak nasıl bir organizasyon? Burada nasıl hizmetler veriyorsunuz? Bu sene ikincisini yapıyoruz. Karneni Getir Buzda Kay adı altında. Geçen sene sömestr tatilinde 15 gün boyunca 4000 üzerinde çocuğumuz burada ilk defa buz pistiyle tanıştı. Aynı şekilde devam ediyoruz. Bu sene de yine sömestr tatili boyunca ikincisini yapıyoruz. Şu an 8 gün oldu. Ya 1200 şu an katılımcı var ve sömestr tatili boyunca devam edeceğiz. Bu tesisimiz bizim İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul'da olimpik buz bir tek, başka da bir buz pisti yok zaten. Burada işte biz İstanbul halkına ve çocuklarımıza buzla tanıştırıyoruz. Burada 15 tane eğitmenimiz var. Burada 15 tane hem gönüllü bir eğitmenlerimiz burada. Yani elimizden geldiğince hizmet veriyoruz. Karnesini sadece katılım olarak sömestr boyunca karnesini getirmek yeterli burada. Ne yazık ki spor keyfinin bu haftalık da sonuna geldik. Haftaya yine pazar günü yeniden karşınızda olacağız. Sporun tek adresi Spor Keyfi'nden ayrılmayın.